Merhaba arkadaşlar. Hayat ve Eğitim kanalında yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Bu görmüş olduğunuz size cevizli Maraş usulü bastık yapacağım. Ben önce bunları bu şekilde ipe düzdüm arkadaşlar. Taze ceviz olursa daha iyi olur. Yok, evde beklettiğiniz ceviz olursa cevizleri bir gün önceden suya ıslatın. Suya ıslanınca bunlar yumuşuyor. Şöyle 4-5 saat öncesinden bu şekilde de iplere onlar da düzülebilir arkadaşlar. Şimdi geldik bunların yapımına. Normal iğneyle bunları böyle geçiriyoruz cevizlerimizi. Daha sonra bize ne lazım? Bir tane buğday nişastası, mısır nişastası da olur tercihinize göre. Ve şu şekilde ben şu kadar miktar yapacağım için 2 su bardağı pekmez bize yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim tarifine. Tenceremize 2 su bardağı pekmezimizi alıyoruz. Evet, 1 su bardağı daha koyalım pekmezimizden. Evet, 2 su bardağı pekmezimizi içine koyduk. Ocağımızın altını yakalım. Evet. Şimdi içine 2 çorba kaşığı da nişastamızı bırakalım arkadaşlar. Katı olması gerekiyor. Evet. Bir. Şu şekilde dolu dolu olsun nişastalarımız. Ve şimdi bunları bir güzel karıştıralım. İyice koyulaşmasını sağlayalım. Evet. Normal pestil yapmak için de yine aynı yöntemi uyguluyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Beyaz bir çarşafa bu koyulaşınca seriyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit bir yöntem oluyor o da. Evet. Hızlıca biraz altını kısıyorum çünkü çok hızlı bir şekilde oluyor. Evet. Karıştırıyoruz. Karıştırıyorum. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Pekmez hani yeni olur da böyle köpür köpür olur ya. Aynı o şekilde koktu. Gerçekten hepiniz keşke yanımda olabilseydiniz de ben bundan size biraz biraz tattırsaydım. Tadı mükemmel. Tabi bunu yaparken de çok dikkatli oluyoruz. Çocukların olmadığı yerde yapıyoruz. Çünkü bu tür şeyler hep kazalara neden olabiliyor arkadaşlar. Evet. Karıştırmaya devam ediyoruz bir yandan. Bir yandan eritmeye devam ediyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. Evet arkadaşlarım, yavaş yavaş kaynamaya başladı ve görüldüğü gibi şu şekilde bir karamel kıvamına şu anda geldi. Altını kıstık. Görüldüğü gibi eğer ki hani pekmeziniz cıvıksa arkadaşlar siz 2,5 kaşık yakın nişasta koyabilirsiniz. Evet, çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve cevizlerimi bunun içine atılış şeklini de gösterecek. Şöyle yapacağım. Evet, cevizimizi ne yapıyoruz? Sıcakken bu şekilde içine bandırıyoruz arkadaşlar. Ve bütün her yerine ne yapıyoruz? Cevize bandırıyoruz. Ve soğuması için bekliyoruz. Burada ipimiz de var. Evet. Arasını açalım. Görüldüğü gibi cevizimiz muhteşem bir hal alıyor. Tekrardan bandıralım. Ve size bir tanesini göstermek istiyorum. Bu şekilde ne yapıyoruz? Götürüp asacağız arkadaşlar. İyice aşağı doğru, şu biraz yukarı doğru çıkmış ve
İşte bu kadar, bunları asıyoruz ve hemen diğerini koyalım. Evet, bunu şu şekilde kenarda bekletelim. Diğerini hemen alalım. Hemen onu da o şekilde hızlı bir şekilde yapalım. Çünkü çok hızlı donuyor arkadaşlar. Çok hızlı donuyor. Bu şekilde. Evet, çok güzel bir yöntemle yaptık. Herkese bu yöntemi tavsiye ederim. Herkes evinde çok rahatlıkla bu Maraş usulü pestili yapabilir arkadaşlar. Evet, bu şekilde elime de alıyorum. Evet arkadaşlar, Hayat ve Eğitim kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüldüğü gibi Maraş usulü bandırmalarımız, pestillerimiz, sucuklarımız, artık her yörede bunun ismi farklı. Bu şekilde ben şimdi dışarı asmaya gidiyorum. Afiyet olsun, mutlu kalın, hoşça kalın. Akademiye, Hayat ve Eğitim kanalına abone olmayı unutmayın. Bunu deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.